yakın geçmişte tarihe karışan en büyük devlet Sovyetler Birliği hala insanların ilgisini çekiyor. Şaşırtıcı kültürel eğilimleri, tuhaf kuralları, ilginç devlet yapısıyla bu iddialı devlet uzun bir süre dünya gündeminin en üst sıralarında yer aldı ve insanlık tarihine yön verdi. Kablosuz Dergi'nin bu videosunda Sovyetler Birliği ile ilgili tarihten kültüre, yaşamdan ekonomiye birçok konuda ilginç bilgilere bakacağız. Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaki uzay yarışı, Soğuk Savaş dönemine damgasını vuran en önemli olaylardan biridir. İlginçtir, normalde bile bir araya gelmeyen bu iki kutup bir ara uzaya birlikte gitme fikrini görüştü. Amerika'nın teklifi sonrası Sovyetler bunu kabul etmeye hazırlanıyordu ki Başkan Kennedy öldürüldü. Kennedy'nin yerine geçen yardımcısı Lyndon Johnson'a güvenmeyen Sovyet yönetimi bu ortaklıktan vazgeçti. Tetris oyununun telif hakları Sovyet hükümetine aitti. Dönemin Moskova Bilim Akademisi'nde çalışan Alexey Pajitnov 1985 yılında Tetris'i geliştirdi. Komünist rejimle yönetilen Sovyetler'de üretilen her eser topluma ait kabul edilir ve hakları da Sovyet yönetimine ait olurdu. Alexey Pajitnov 1991'de Amerika'ya göç edene kadar Tetris'ten hiçbir telif hakkı alamaz. Dünyanın kazılan en derin çukuru Sovyetler Birliği döneminde kazılmıştır. Bugün unvanını kaptırsa da 1979'dan 1992'ye kadar kazılan Kola Derin Sondajı o dönem insan eliyle kazılmış en derin çukurdu. Bugünkü Rusya'nın Norveç sınırına yakın Kola Yarımadası'nda başlandı projeye. Yeryüzünün katmanları hakkında bilimsel verilere ulaşmak amacıyla kazıldı. Ancak ekonomik sebeplerle sonlandırıldı. Tesisteki teknik malzemeler de 2008'de Rusya tarafından hurda olarak satıldı. Çukur kazıldıkça derinlerden gelen seslerin işçileri çok korkuttuğu ve kimsenin burada çalışmak istememesi Kola Çukuru hakkında anlatılan en önemli hikayelerdir. Guinness Rekorlar kitabına göre tarihin en başarılı celladı Sovyet Vasily Blohin'dir. Stalin'in emriyle Polonyalılara karşı yapılan Katnini katliamında görev alan Blohin, 28 günde 7000 kişiyi kendi elleriyle infaz etmiştir. Her gece 10 saat çalışarak ortalama 3 dakikada bir infaz yapmıştır. Katnini katliamında toplamda 22.000 Polonyalı hayatını kaybetmiştir. Başka bir gezegenin yüzeyine iniş yapan ilk uzay aracı Sovyetler Birliği tarafından geliştirildi. Venera 7 uzay aracı 1970'te Venüs'ün yüzeyine iniş yaptı. Fakat Venüs'ün sıcaklığına ve basıncına sadece 23 dakika dayanabildi. Sovyetler Birliği'nde en çok izlenen yabancı filmler Hint filmleriydi. Dönemin en önemli Hint aktörlerinden Raj Kapoor, Sovyetler'de en az kendi ülkesindeki kadar popülerdi. Sovyetlerin kurucusu Lenin öldükten sonra Sovyet hükümeti Lenin'in beynini incelemek için bir departman kurdu. Böyle bir dehanın beyninin nasıl çalıştığı konusunda araştırmalar yapan bilim adamları normalden farklı bulgulara rastlamadılar. Sovyetlerin o dönem yaptığı çalışmaları yetersiz kabul eden Ruslar 1993'te tekrardan çalışmalara başladılar ve bugün hala Moskova Beyin Akademisi'nde çalışmalar devam ediyor. Sovyetler Birliği internet dönemine yetişmişti. İnternetin ilk yıllarında ülkelere göre alan adları uzantıları ayarlanırken Sovyetler Birliği içinde .su uzantısı ayarlandı. Bu olaydan 15 ay sonra Sovyetler Birliği çökünce bu uzantı internette illegal işler için popüler bir tercih oldu. Bugün GPS sistemleri günlük hayatımızın bir parçası. Tüm yollar ile ilgili bilgiler internet sayesinde telefonumuzun ekranında. İnternet öncesi dönemde dünyanın en detaylı haritası Sovyetler Birliği tarafından çıkarıldı. Tüm yolların genişliği, köprüler, geçişler gibi daha bir sürü detay Sovyetler tarafından Soğuk Savaş döneminde haritalandı. Hatta Amerika bile bir dönem bu haritayı kullandı. Bugünlerde sosyal medyada çok rastlanan ve genellikle peki buna ne diyeceksin ya da ama siz de şöyle yapmıştınız şeklindeki cümlelerle dile getirilen eleştiriye cevap vermek yerine eleştirini köşeye sıkıştırmaya çalışmak Sovyetler Birliği tarafından geliştirilmiş bir propaganda yöntemidir. Amerika ile yaşanan Soğuk Savaş döneminde geliştirildi. Adı Whataboutism, Türkçe olarak buna ne diyeceksinciliktir. Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, 1998'de çekilen Pizza Hut reklamında rol almıştır. Senelerce Amerikan emperyalizmine karşı başka bir yaşam olduğu iddiasıyla yaşayan Sovyetlerin son lideri, emperyalizmin markalarından birine hem de emperyalizmin en güçlü aygıtlarından biri olan reklamlarda oynayarak teslim oldu. Sovyetler Birliği'nde mahkumlar tamamen kendi istekleriyle vücutlarına Lenin ve Stalin dövmeleri yapıyorlardı. Bunun nedeni işkencelere karşı dokunulmazlık elde etmeleriydi. Sovyetler yasalarına göre Lenin ve Stalin'in resimlerine ateş etmek, vurmak, şiddet göstermek yasaktı.
Sovyetler Birliği'nde düzenlenen bir şarkı yarışmasında oylama için evlerin ışıkları kullanıldı. O dönem ülkede telefon yaygın olmadığı için halktan beğenmediği şarkılarda ışıkları kapatmaları istendi. Devletin enerji şirketindeki görevliler de enerji akışının çokluğunu ve azlığını rapor ederek kimin en fazla puan aldığını tespit etti. Sovyetler Birliği'nde satışa sunulan ilk yabancı ürün Pepsi'dir. Sovyet parasının dünyada geçerliliği olmadığı için Pepsi'ye ödemeyi vodka olarak yapıyorlardı. Pepsi de elindeki vodkaları satmak için Amerika'da alkollü içecek pazarına girdi. Zamanla Sovyetler'de Pepsi olan talep artınca tüketimi karşılayacak kadar vodka olmadığından Sovyet yetkililer ödemeyi savaş gemisi olarak teklif ettiler. Pepsi bu teklifi kabul edince o dönem dünyanın en büyük 6. deniz filosuna sahip oldu. Tabii ki bu gemileri kullanmadılar. İsveç'e hurda olarak satıp paraya çevirdiler. 1959'da Amerika Başkanı Eisenhower ve Sovyet lideri Khrushchev arasında diyalog kurulunca Soğuk Savaş kısa bir süreliğine de olsa durdu. Bu sürede görüşmeler için Khrushchev Amerika'ya 12 günlük bir gezi düzenledi. Gezide görüşmelerin yanında marketler, fabrikalar, Disneyland ve Silikon Vadisi ziyaretleri de vardı. Silikon Vadisi'nde IBM fabrikasını gezen Khrushchev, bilgisayar teknolojilerine karşı pek ilgi göstermedi. Ancak açık büfe kafeteryalar çok dikkatini çekti ve bu kafeteryalarda uygulanan self-service konseptinin Sovyetler Birliği fabrikalarında da uygulanması için talimat verdi. Sovyetler Birliği'nin Lada ve Moskoviç gibi modelleri bugün araba meraklıları için ikonik arabalar olsa da zamanına göre pek parlak arabalar sayılmazdı. Ayrıca o dönem Sovyetler Birliği'nde imkanlar kısıtlı olduğu için ciddi bir yedek parça sıkıntısı çekiliyordu. Araba sahipleri araçlarını park ettikten sonra sileceklerini de söküp yanlarına alıyorlardı. Silecek hırsızlığı çok yaygındı. Yüzlerce Amerikan ajanını zımba teli sayesinde fark ettiler. Sovyetler Birliği'ne sızmak isteyen Amerikan ajanları için hazırlanan sahte Sovyet pasaportlarında paslanmaz zımba teli kullanılıyordu. Gerçek Sovyet pasaportlarında ise daha kalitesiz ve kolay pas tutan metalden yapılmış zımba telleri vardı. Bu durumu fark eden KGB ajanları yüzlerce Amerikan ajanını daha ülkeye girmeden kıskıvrak yakaladılar. Gazap üzümleri Amerika'daki büyük buhranı konu alan bir filmdi. Sovyet hükümeti emperyalizmin insanları nasıl bir duruma soktuğunu göstermek için bu filmin sinemalarda gösterilmesini teşvik ediyordu. Filmde en fakir Amerikalıların bile arabaya sahip olması Sovyet halkı arasında muhabbetlere konu olunca Stalin'in emriyle film yasaklandı. Eğer sizin de Sovyetlere dair bildiğiniz ilginç bir özellik varsa lütfen yorumlarda belirtin.